Şemseddin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatan perver, çarşambanın evladı. Şemseddin Sütçü adı, vatan bayrak muradı, aile vatan perver, çarşambanın evladı. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum, Şemseddin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Kadir Aşık diyorum, dostluğu seviyorum, Şemseddin hemşehrimi kalpten alkışlıyorum. Efendim şimdi Sütçüoğlu İnşaat'ın bir tanesine geldik. 6 şantiye var. Kaç tanesine gideceğiz bilmiyoruz ama çayı verdi önüme. Karnımıza doyurduk mükemmel bir ev yemeğiyle. Gerçekten yani ağız tadıyla bir yemek yedim. Şemseddin'im inşaatın birine geldik. Aslında normalde beni yemeğe götürüyordun. Ama burada şantiyede arkadaşlar yemek yerken Allah razı olsun gerçekten yüreği çok o kadar iyi insanlar ki yemek yemeden salmadılar. Çayımı da verdiler. Ufak da bir kaza geçirdim. Şimdi Şemseddin Sütçü'yü çalışan arkadaşlara soracağız. Özellikle 25 yıllık dostun. Evet. Bir de Tokat'ta yanılmıyorsam. Amasya. Bir de Amasyalı. Önce bir soralım. Şemseddin Sütçü ile çalışmak nasıl bir şey? Onu önce seni bir tanıyalım. Biz Şemseddin Sütçü ile 23 yıllık dostluğumuz, arkadaşlığımız var. İş ayrı, arkadaşlık, dostluk ayrı. Hepsi bir arada. Bizim için iş ikinci plan. 23 yıllık beraberiz. Bir ekmeği paylaşıyoruz. Eksiğimiz var, artımız var ama dostluğumuz devam ediyor, işimize devam ediyoruz. Biz statikçiyiz, işimize bakıyoruz. Zaten az önce filanca yeri bağlayacağız. Bu kadar demirci olduğunu, eski inşaatçı olduğum için demirci olduğunu hemen çözdüm. Mikrofonu yine uzatacağım Şemseddin'im. Aslında bunu sana yazıhanede sormak istemiştim ama burada sorayım. Şimdi ben de eski inşaatçılardanım. Herkes başarılı olamaz. Herkes iyi iş yapıp da başarıya da sahip olamaz. O da var. Çünkü çok iyi ustasındır. Ama başarılı bir müteahhit olamazsın. Genç yaşta baba yok. Tek başına gerçekten büyük mücadele. Bugün 6-7 yerde şantiyem var. Kimle konuşsak, dostların içerisinde kimle sohbet etsek, Şemseddin çok temiz arkadaştır. İşinde başarılıdır diyen kişi. Ya bunu yani bir de hani babasız gelmişsin. Tabiri caizse biraz ayıp olacak ama yani birçoğu babası olan kişilerin birçoğu serseri yetişir. Bakıyorum hem iş çevrende hem çevrende hem sivil toplum kuruluşlarında her yerde adı geçen ve onlara da gerçekten destek veren bir insansın. Bunu bana şöyle kısaca bir özetle. Belki 60 yaşında yani 40 yaşındaki bir başarılı kişiden hayat dersi alırız ya. Ahmet abi öncelikle bizi alanda bugün bu sıcak ortamda davetimize icabet ettin. Geldin. Bu ara hemen itiraf edeyim. Ortam sıcak ama çay soğuk. Şimdi öncelikle bu Ahmet abi ekibi. Arkadaşım benim. Tabii Ahmet abi ve ekibi ve bunların nedir o Amasya'da köyün adı neydi? Damudere Köyü. Amasya Merkez Damudere, Damudere Köyü. Damudere Köyü. Çünkü hepsini hemen hemen tanıyorum. 7'den 77'ye hepsiyle bir şekilde oturduk. Damudere. 300 yıllık köy. Ondan bu yana Damudere Köyü olarak devam ediyor. Yok öyle Damudere olarak kalmış. Büyüklerimiz koymuşlar onu. Öyle devam ediyor. Evet, biz de yaşatıyoruz onu şu anda. Evet. Amasya merkeze bağlı Damudere Köyü'nde demirci ekibimiz işlerinde, hesabında, kitabında, ticaretlerinde hiç hile hurda bulamazsın bu insanların. Ben onların varlığından her zaman güç almışımdır. Sırtımı yasladım. Hiç de arkama da bakmadım. Allah onlardan razı olsun. Bir ekmeğe bölüşüyoruz. Ömrümüz yettiğince bu kudret, bu akıl, bu fikir bizde olduğu müddetçe birlikte ekmek yemeye. Onlar bizden memnunsa biz de onlardan memnunuz ve devam etmeye düşünüyoruz Allah nasip ederse. Bu güzel insanların az önce sordun ya Ahmet abi. Dedin ki işte bu 6 tane şantiyedir vesairedir, koşturmaydır. Bunlarla alakalı şu var. Bütün tamamen işin özü
samimiyet, sahada aktif olmak, şu masada birlikte yemek yiyemiyorsan sen bu işte başarılı olamazsın. Yani burada sabah biz 7'de işimizin başına kalkarız ailecek öyle. Akşam herkesin işi biter yine bizim işimiz bitmez. Onun için bu işin özünde samimiyet var. Aynı şekilde işini sevmek var. O heyecanı sürekli zinde tutmak için de ne kadar çok insanla ekmek paylaşıp istihdama destek verirsen o size kamçılar ve güç verir diye düşünüyorum. Ve o bu azimle de devam ediyor. Zaten bizim ayrımız gayrımız yok. Hesabımızı, kitabımızı, ticaretimizi, her şeyimizi yanımızdaki çalışanlarımız, arkadaşlarımız, dostlarımız da bilir. Bizim başka bir hesabımız, başka bir yüzümüz, başka bir maskemiz yok Ahmet abi. Ne kadar? Yani. Zaten birçok yerde yine devam edeceğiz. Ahmet Bey, senden mikrofonu aldık ama bunu sormam gerekiyordu. Devam edelim. Sonra da arkadaşlarla bir kısa bir tanımak istiyorum mümkünse. Ben mikrofonu vereyim. Amasya'nın işte merkeze bağlı 30 kilometre yakınında bir köyündeniz. Biz oradan göç ettik, geldik buralara. İşte ekmeğimizi, kısmetimizi burada bulduk. İşte burada geldik, Şemsettin Sütçü ile tanıştık. Burada beraber bir ekmeği paylaşıyoruz. Şu anda bir sıkıntımız, kederimiz yok. Bundan sonra da Allah yolunu açık etsin. Burada gurbetçi misin? Yok, gurbetçi değiliz. Kendi evimiz var, kendi mekanımız var. Artık biz de olduk buralı. Seninle bir yer değişeyim, arkadaşların yanına geleyim. Şimdi 25 yıllık dostluk. Evet. Aralarını açma şansım yok. Sizi tanıyalım. Ben Serkan Özcan. Kaç senedir berabersin Şemsettin? Biz de 22-23 senedir beraberiz. Bacanam zaten Ahmet. İyi bak, burayla arkanda konuşma hak hiç yok. Yani iki bacanaklar ki seni altta, bir de aralarındayım. Allah'ım yarabbim. Yani sen de mi burada oturuyorsun? Ben Altışehir'de oturuyorum. Uzak olmasına rağmen, Şemsettin Sütçü'yü çoktandır tanıyoruz. Uzak olmasına rağmen bu kadar yolu tepiyorum, geliyorum. Burada çalışıyorum. Niye? Senin özelliğin ne? Biz inşaattayken şantiyede kalıyorduk. Sen niye kalmıyorsun? Evimiz var burada. Yenge bırakmıyor. Yani. Bence güvenmiyor buralarda diyor. Sen akşam evine. O gürbetçilik, o işler geçti abi. Geçti. Çok zor oluyor ama alışıyorsun abi. Alışıyorsun. Ben olsam ne yapardım biliyor musun Şemsettin? Sabah 6'da işbaşı yapardım. 12'de paydos ederdim. 4'e kadar denizde yüzerdim abi. 4'ten sonra işime devam ederdim. Abi o zaman da bölünüyor, olmuyor ya, o da olmuyor. Onu da düşündük, onu da düşünmez değiliz. Diyorsun, değil mi? Düşünmez değiliz, aynen. Denizden çıktığı zaman yoruluyorsun, uyuyasın geliyor. Ama iş var, çalışma lazım. Gerçekten. O da olmuyor, onu da düşünmedik değil yani, düşündük. Peki burada Damıdere'ye söylemek istediğim bir şey var mı? Sen de oradan sen. Tabii ki biz de inşaat yaptık oraya, ev yaptık. Oraya yerleşmeye çalışıyoruz. İlerleyen yani yaşlılık döneminde kendimize bir yer ayarlamaya çalışıyoruz. Şemsettin, ben böyle insanlara uyuz oluyorum. Benim yanımda yaşlılık diyor. Ya bu arkadaşlar ne yaşlılığı? Ben o zaman öleyim ya. Yok sen yaşlı değilsin abi. Siz yaşlı değilsiniz. Kaç yaşındasın? 45. 60. Siz yaşlı değilsiniz abi. Genç var arada. Genç adamsınız abi ya. Ya asıl genç burada. Şimdi o gence geleceğim. Tamamlayalım. Asıl bir orada ben seni güldüm. Aynen. Evet. Ben seni güldüreceğim. İşte emeklilik dönemimizde son artık ne kadar yaşarsak orada yaşamaya çalışacağız. Bu efendim? EYT size vurmadı mı? EYT bize bana bir sene sonra ben de inşallah emekli olacağız, evet. Ahmet Usta, sen herhalde emeklisindir. Ben EYT'yle işim olmadı. Normal normal emeklilik dilekçemi verdim. Bekliyoruz bakalım. Evraklarımızı verdik. Ne zaman maaşa bağlanırız? Allah huzur içinde, ağız hatırıyla yedirmeyi nasip etsin dostlarına. İnşallah. Şimdi Şemsettin Sütçü bir şey dedi. Ahmet abi diyor ki ben EYT ile işim olmadı. Yani orada muhalif olduğunu söylemeye çalışıyor sürekli. Diyor ki ben alnımın teriyle emekli oldum diyor. Onu altını özellikle söyleyince çok rahatlıyor ama. Şimdi burada Ahmet Bey'in söylemek istediğini ben söyleyeyim o zaman. Arkadaşlar şimdi 5 milyon küsür EYT'li var. Ben EYT değil, sigortadan da faydalanamıyorum. Akıllı gittik ama ne işim olur dedik. Sigortalı da yapmamıştık. Şimdi 5 milyon küsür EYT'linin kamburu emekliye vurdu. Şimdi emekliye zam veremiyor. Niye veremiyor? 5 milyon kişiye daha verecek. Keşke her şey adaletli olsa, menfaat için, o oy için, seçim için. Keşke kimse kusura bakmasın.
kendini, düşüncesini, ülkesini satmasa. Benim söyleyeceğim bu kadar. Görüşünüzü de bilmiyorum. Ben şahsi fikrim. Yani benim menfaatim var diye oy vereceksem bu benim insanlığıma da, kişiliğime de yakışmaz. Ben engelli raporu aldım Şemsettin. 4 sene önce almam gerekiyordu. Elim ayağım tutuyor, şükürler olsun dedim. Şimdi mecbur kaldığım için aldım. Bu engelli kartını da almama sebebi olan şu an bu zamları yapan hükümettir. Kimse kusura bakmasın. Ben kendi yağımla kavruluyordum. Ama artık gücüm kalmadı. 12 lira oldu. 15 lira oldu İstanbul'da metrobüs. Neyse biz gelelim. Söyleyeceklerini toparlayalım. Şu gence ben bir hesap soracağım. Söyleyeceklerim Şemsettin Sütçü'ye, kardeşine, ekibine, şirketine teşekkür ederim. Kesesine Allah bereket versin. Biz de çalışmaya devam ediyoruz. Arkadaşlarımızla beraber size de teşekkür ederim buraya kadar geldiğiniz için. Allah razı olsun. Şimdi ben yaşlıyım ya, yer değişelim. Ben yorulmayayım, sen yol. Gel bakalım buraya kardeşim, gel. Seni tanıyalım bakalım. İsmim İlyas Uğalar. İlyas kaç yaşındasın? 16. Ne iş yapıyorsun İlyas? Okuyorum. Oh be, rahatladım. Ben sandım ki hani inşaatta çalışıyorum, babamın yanında falan elimden çekeceğim vardı. Aferin ya. Ki evladının gelecekte başarılı olmasını istiyorsan okul esnasındaki ara tatillerinde mutlaka çalıştır. Hayatı öğrensin, bir yandan da eğitimi öğrensin. Nerede okuyorsun abi? Aynen. Sevdiğim iş. Meslek sahibi sevdiğim iş. Sen nerelisin? Amasya. Baba hangisi? Babam köyde, dayım Ahmet. Yani baban burada yok. Yok, köyde şu an. Nasıl dayınların? İyi. Şemsettin amcanın aranması. Olmadı yani. Yani seni nasıl olsa 3 ay çalışacak, 4. ay burada yok. Ezelim diye eziyorlar mı? Yok. Biz bize konuşuyoruz. Onun kimse yok. Kimse duymuyor. Alakası yok. Ha. Yok. Manita var yani, mı diyor. Varsa bir selam mı olacağız kızımıza? Yok ya. Ya hazırlık var diyorsun ama. Gönlümüzün sıcak baktığı biri var diyorsun. O zaman ona şuradan ufaktan bir mesaj yolda seni bakma sıkıştırmayacağım. Yok abi ya. Yani şunu diyebilirsin. Bak bekle, zamanı gelince anneme babamı yolluyorum. Ya şu an öyle bir şey yok. Bak peşini bırakmam, yakalarım seni. Ben nedir? Kardeşim doğruyu söylüyordur mutlaka ama bu kadar yakışıklıyı da yalnız bırakmazlar. Bırakmazlar ya. Yani seni tabii seni sana bırakmazlar. Anladın mı? Hadi. O zaman adayımıza şunu söylüyoruz. Merak etme, okulu bitirsin, askerliği de yapsın. Söz ben de geleceğim istemeye. Teşekkürler abi. Söylemek istediğin bir şey var mı yani? Yok, teşekkürler. Anneye babaya söyleyeceğim bir şey. Yani ne söyleyebilirim? En azından sevdiğini, özlediğini yani söylesene. Seviyorum, özlüyorum. Her gün konuşuyoruz zaten. Vallahi bence inanmayın, zorla söyle. Buradan selam söyleyeyim, ne diyeyim. Babasına de, babana de gidiyorum. Kışa kadar gelme. Kışa kadar. Vallahi kışa kadar gelme diyorlar. Demek ki rahatsın burada. Ya babamlar gelince de rahatım yani. Yani dayı herhalde ilgileniyor seninle. İlgileniyor. Peki. Çok teşekkür ediyorum abim. Sana geleceğim ama sen şimdi arkası dönük olduğun için bize ben sana doğru gelip döneceğim. Yo, yaşlı ya, oyunu yormayalım ya. Ben yaşlıyım ya, ben 15 yaşındayım ya. 13 yaşında ya, ben geliyorum. Ben arkaya döneceğim, sen bana döneceksin. Çünkü sonuçta en azından bu yakışıklıyı herkes görsün. Sen de tanıyalım. Ben Ahmet Bey'in arkadaşımdır, köylümdür. Şemsettin abi de aşağı yukarı 15 senedir tanıyorum. Çok da iyi bir arkadaşımızdır. Sağ olsun, var olsun. Onun sayesinde ekmek yiyoruz. Biz de tabii ki yemek yapıyoruz. Ben de Amasya'da Mudere köyünden Ali Kelemci, Mahmut Kelemci'nin oğluyum. Tabii ki biz abi, tamam da niye bu kadar Şemsettin Sütçü? Ya abi biriniz de gel, böyle yoruyor, acımasız, saati belli değil diye söyleyin de. Abi öyle bir şey olsa söylerim, hiç saklamam ben. Ben taka tak söylerim, hiç sıkıntı yok benim için. Az önce yaşını itiraf etmişti, 15 yaşında. Evet, geceler saymasak 15 yaşında. Kusura bakma, seni gece de kurtarmaz. O teke dönüyor. Vallahi onu hanıma sormak lazım. Orada susarız abi, aman Allah göster. O tamam, o zaman inandık sana. İşin içerisinde yenge hanıma sorma. Abi adam kendine çok güveniyor, yapacak bir şey yok. Söylemek istediğin başka ne var? Bütün insanlarımıza, Müslüman arkadaşlarımıza, Türk devletinin insanlarına, herkese selamlar olsun. Bu tarz insanlara. Bakayım abi o. Tabii. Şu an Erhan Muhtar arıyor. Cevap bile vermiyorum. Bakın.
Şimdi burayı toparlayacağız. Size göre acımasız değil ama bana göre tahmin ediyorum. Buyurun muhterem, buyurun. Bir mazuratınız mı vardı? Anlayamadım. Bir isteğiniz mi vardı? Dur, dur, dur. Geliyorum, dur. Cuma'dan çıktık öyle. Ne söylersen kayıt altında bak şu anda. Aradığın itibaren aradığından şu ana kadar kayıttasın şu anda. Söyleyeyim sana. Biz kablere kaydettik ya. Telefon esen olacak. Ya sen Erhan Muhtar'da kelime biter mi? Muhtar hazır ol, geliyorum. Ne zaman? Yani bileti alırsam geleceğim. Abi konu biraz özele gitti. Şemsettin Başkan'a bıraktın telefonu. Ya, devam yok, edelim. Buradan yenge hanıma da selam olsun. Az ufak da olsa bir esprisini yaptık. Çok çok selamlarımı söyle. Toparlarsak söylemek istediğin ne var? Vallahi herkes için çalışmak, ekmek yemek, kazanmak budur. Başka bir şey yoktur. Ben olsun, bu sıcakta gerçekten eski inşaatçılardan olduğum için biliyorum. Allah kolaylık versin. Ben çok teşekkür ediyorum. Abi adamdan 4 tane röportaj aldık. Gayet güzeldi. Hüseyin, Hüseyin geldi. Hüseyin gidiyoruz. Hüseyin. Evet. Hüseyin Mavi Karadeniz'i beğenmedi. İyi mi? Yok, kardeşim program ya. Programın adı üzerinden abi, gidelim. Bir sevdadır Karadeniz. Evet. Bitti. Yani şimdi senin özelliğin ne Hüseyin? Abi özelliği bizim dost olmamız, kardeş olmamız. Öteki de 25 yıllık, 30 yıllık. Abi ben de 18 yıllık arkadaşıyım. Ya 25 kardeş. Yıllık adam için demedi ki bak o adamı üzmeyin diye. Evet. Abi herkesin yeri başkadır Şemsettin abimde. Ergin abim olsun, Ergin Sütçüoğlu. Şemsettin Sütçüoğlu olsun. O zaman Hüseyin'i bir tanıyalım bakalım. Abi ben Hüseyin Bağlar, Amasya Damıdır köyünden. Yani Ahmetlerin köyünden. Evet, aynı köydeniz. Dayım oluyor, yeğeniyim. İlyas'ın ne oluyorsun? O benim küçük kardeşim. Ha, küçük kardeşim. Evet. Abi bunların ikisi de yakışıklı kardeşim. Evet. Şimdi babayı merak ettim. Baba köyde. Köyde. Yakışıklı mı yani? O daha çok. Evet, o sarı. Yani, babadan geldi. Evet. Biz anneye çekmişiz. Yani oğlum baba yakışıklıysa anne o da anne de güzel demek ki. Yani, selam olsun ikisine de. Burada gurbet ne diyorsun onlara? Buradan ellerinden öpüyorum. Bol bol selam söylüyorum. Kendilerine iyi baksınlar. Evli misin? Yo, evlenme aşamasındayız. Ha, yani o zaman sormaya gerek yok, bu garanti artık. Evet. Ötekini çok sıkıştırdık, olmadı. Peki Şemsettin Sütçü'ye gelelim. Evet, Şemsettin abi. Sütçü dostluğu tabii ki bildiğimiz bir durum ama işveren olarak nasıl? Abi işveren olarak ele geçmeyecek bir müteahhitimiz. Hiçbir sıkıntısı yok. Kimsenin gözü arkada kalmıyor. Gelip bana demiyor ki sen bu işi niye böyle yapmışsın demiyor. Bu da sizin için aynısını söylüyor. Evet. Yüzüm arkada kalmıyor. Ben hayatta kimseye şey etmem iş yaparken. Şemsettin abi de bana karışmaz. Ben kendi kafama göre işi yaparım. Yapı denetim gelir teslim olur. Elinize kolunuza sağlık der, çeker gider. Bakın aslında ne kadar güzel bir kelime. Yapı denetim gelir teslim alır. İşte deprem de korkunun olmayacağı bir inşaat diyebilirim. Bunu şu an duydum. Yapı denetim gelir teslim alır. Bazı yerlerde müteahhit teslim alıyor. Atın betonu diyor. O yüzden ne kadar güzel bir şey. Yani duyabileceğim en güzel kelimeydi. Abicim yapı denetim geliyor bizim bu inşaatımıza geliyor. Komple kirişlerimizi, etrelerimizi komple sayıyor. Aşağı iniyor. Şemsettin abinin de yanına gidiyor. Hatta o da burada oluyor. Elinize kolunuza sağlık diyor. Beton bitene kadar bekliyor. Ondan sonra çekip gidiyor yapı denetimleri. Aslında normalde bu eskiden beri olan bir gelenek ama maalesef birçok inşaatlarda bunu göremiyorsun. Adam demiri bitiriyor. Abi demir bitti diyor. Yarın betonu söyle. Beton geliyor atılıyor. Gerçekten bu konuda şeyinle konuştuğumuz yani arkadaşlarla konuştuğumuz normalde ama şu konuştuğum benim için rahatlatan bir konuşma. Ahmet abi zaten ben Hüseyin o çay içerken Hüseyin yoktu yanımızda. Yok istirahatteydi o. Hüseyin diyorum. Hüseyin bir anlamda proje okurken, projeyi sahaya yansıtırken birebir uygulamada çok iyi, profesyonelce ve de hiç bir şeyden sakınmaz. Ben zaten kendilerine ta ki temeldeyken hafriyatı aldığımızda söylerim. Ben bu saatten sonra sadece ve sadece hesap kitap konusuna bana işle alakalı bir şey söylemeyin. Çünkü ben sizin muhatabınız değilim iş konusunda. Sizin muhatabınız iş konusundaki teslim edeceğiniz kurum, kuruluş belli.
Yapı denetim firması, belediyesince gelen mühendisler, onlara teslim edin, benimle hiç işiniz yok. Bana bir problem olduğunda işle alakalı, siz projeye uymadıysanız problemi siz çözün derim onlara. Ki öyle bir durumla da karşılaşmıyoruz. Allah razı olsun onlardan. Gerçekten de çok... Ben lafını kestim, kusura bakma, gerçekten Allah razı olsun. İşte Allah böyle insanları başımızdan eksik etmesin. Çünkü buraya, hatta biliyorsun Güneydoğu'daki depremde kadıncağızın biri şunu söylemişti. Ben çocuğuma ev değil mezar almışım. Allah bu acıları yaşatmasın. Eğer yaşanmayacaksa da böyle kardeşimin, bak direkt hiç alakası olmayan bir konu girdi araya. Ben yapı denetim olayını yemin ediyorum hiç aklıma bile getirmezdim. Yani yapı denetimin ilgileneceğini hiç düşünmüyordum. Demek ki gerçekten artık herkes işini yapmaya başladı. Demek ki öne işaret demek abicim. Gözü kimsenin arkada kalmasın. Ya bak, reklam parasını beraber bölüşelim, olur mu? Sıkıntı yok. Evet. Buradan şimdi Ahmet abi, geldiğimiz proje yani böyle spontane gelişti. Geldiğimiz proje Kıyı 2 projemiz diye geçiyor. Bir blok devam ediyor burada gördüğünüz gibi. Konakları mıydı? Kıyı 2, Celaliye Kıyı 2 konakları. Bir blokta buradan şu anda kameranın çekim alanında hazırlığımız tamam. İkinci bloğu yapacağız. Kapalı otoparklı. Havuzlu, muhteşem bir peyzajıyla 32 tane komşuyu birleştireceğimiz sıcak yuvalar kurmayı düşündüğümüz ve onların yaşarken, evet iyi ki böyle bir projeden mülk aldık, iyi ki böyle bir insanlarla karşılaştık diyebilecek, güzel insanları birbirine entegre edecek bir hazırlık içindeyiz. İnşallah. Allah nasip ederse bu projemiz 2024 Nisan aylarına falan teslim etmeyi düşünüyoruz. Kıyı 2 projedeyiz şu anda. Şu andaki demirci arkadaşlarla burada sohbet etme şansımız oldu sizinle birlikte. Bu vesileyle emeği geçen herkese buradan yine teşekkür ediyorum. Allah onların eksikliğini göstermesin. Mücadelemiz, heyecanımız onların birliğimiz, beraberliğimiz ve kardeşçe bir ekmeğe paylaşmanın vesilesiyle oluyor. Onun için şimdilik buradan Kıyı 2 projesinden veda etmiş olalım. Ama ben vedalaşmadan önce şöyle tamamlayacağım. Şimdi Hüseyin'le demin konuşurken, abi dedi arkadaki demirlere çıkmıyor, nazara gelir. Şimdi doğru insan gerçekten nazara gelmez. Rabbim öyle büyük ki, senin için doğruysa istediği kadar kem göz olsun. Böyle tırıs geliyor, tırıs geçiyor. Ve bir de şunu söyleyeceğim sevgili izleyen arkadaşlarımız, ben dengesiz bir insanım. Şemsettin kardeşim dedi ya, 36 haneyi birleştireceğiz eğer Allah nasip eder. Bugünkü yaptığım deliliğim aklıma gelirse buranın bitiminde gelip şu inşaatı size bitmiş haliyle göstereceğim. Bunun da sözünü veriyorum. İnşallah. İnşallah Ahmet abi. Yavaş, çok teşekkür ediyorum. Hadi bismillah diyelim, diğer projelere doğru siz devam. Siz de gelin bakalım biz de beraber.